Kreatif tip olarak çok güzel ürünleriniz var. Geçen hafta da çok keyifliydi program. İbrahim Hocam, stres bozukluğu dedik. Stresle gelen alternatif olarak dediniz ki çaylar. Strese iyi gelen çaylar var. Bunların içeriğinde hangi bitki özleri var? Bitki içerikleri var. Evet. Bitkisel karışımlar. Üzüntü, sıkıntı, gerilim, stres, bunalım gibi rahatsızlara karşı sarı kantaron. Sarı kantoronla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da bunun damla sıdracesi dünyada ikinci sırada satılış. Yani kullanımı çok yaygın. Yani hocamızın da söylediği gibi depresyon çok yaygın. Psikolojik rahatsızlıklar vesaire, yaşam şartlarından dolayı vesaire. Bunun için sarı kantoron ideal. Şimdi stres deyince, İbrahim Hocam'la stresi konuşunca direkt size yönel, o kadar çok ürün olarak ya da tedavi yöntemi olarak o kadar çok alternatif bitkisel karışımlar var ki, kimyasal ürünler kullanmadan, kimyasal antibiyotikler kullanmadan alayım hocam onu. Sarı stres kantoron. Deyince strese sarı kantoron. Sarı kantoron. Tamamen doğal, kimyasal hiçbir şey içermez. Artı bir kapsülde 1000 miligram etken madde var. Mesela Amerikalı çok meşhur bir firmanın üretmiş olduğu Jones Ford, yani İngilizcesi, sarı kantoron kapsülünde 160 miligram, bazılarında 130 miligram. Az olursa etkisi de az olur. Ona göre 9-10 tane yutmak gerekir. Aslında diğer kanseri konuşacağız hocam. Bir de global enfeksiyonları konuşacağız. Üst solunum enfeksiyonlarını konuşacağız sizinle ama İbrahim Hocam nasıl konuyla bağlantılı. Konuyla bağlantılı. İçeriğindeki bitkisel karışımları ben bir okuyayım, seyircilerimle paylaşayım. Sarı kantoron var, pasiflora var, melisa var ki zaten değil mi hocam? Bunların çoğunu biliyoruz aslında. Papatya çayı bitkisel karışımlar olarak içiyoruz. Lavanta var, kedi otu var, alıç var, altın başak otu var, zehirli ot var, çakır dikeni var, at kuyruğu otu var, karabuğday, at kestanesi, dulavrat otu var. Ne kadar çok bitkiler var hocam, ne kadar çok. Zeytin yaprağı, zerdeçal ve nane. Yani bu bitkilerle ilgili geçen hafta da konuştuk programımızda ama bizleri yeni takip eden seyircilerimiz varsa, o kadar çok bitkisel bitkilerle araştırmalar yaptın ki ve sen bunu bir kitapta topladın. Kitabını alayım hocam. 3 ciltlik bir kitabımız var. Resimleri tek tek sen çektin. Evet. Doğru mu? Şöyle sevgili izleyenler, göstermek istiyorum. Hocam seyircilerimiz nasıl sahip olabilecekler bu kitaba? İnternette bitkiseltedavi.com veya doğaltedavi.net bizim 70 tane sitemiz var. Kaç yıllık bir çalışmanın bu kitap birikimi? 27 yılda tamamladım. 7 defa yeniden yazdım. Dört dörtlük olsun diye. Çünkü bitkinin yaprağı, çiçeği, kökü, botanik yapısı, bununla ilgili yapılan klinik araştırmalar, birleşimindeki etken madde nasıl etki yapar? Mesela sarı kantoronun birleşiminde hiperisin ve hiperforin var. Bunlar beyinde serotonin hormonunu salgılamasını artırır, noradrenalin hormonu salgılamasını artırır, dopamin salgılamasını artırır. Serotonin kişiyi mutlu, neşeli, huzurlu yapar, gerilim atar. Noradrenalin kişiyi konuya odaklandırır. Glutamat kişiyi yapmış olduğu işlerde zevk almasını sağlar. Hocam, İbrahim Hocam, sen kullanır mısın mesela nedir? Papatya çayıdır gün içerisinde mesela. Günün yorgunluğunu atmak için zencefil ya da hepimiz kullanırız değil mi? Bir bardak mesela fincanda rahatlamak adına. Tabii canım, bitki çaylarının, çayın keyif verici özellikleri muhakkak ki var. Kesinlikle. Ama tabii ben hekim olarak tabii tıbbın dışındakileri ancak tıp müsaade ettiği ölçüde müsaade eder. Tabii ki kesinlikle alternatif tıp diye yani, bitkilerimiz bitkisel karışımlarla birlikte çok güzel araştırmalar ve araştırmaları yapılan ürünler. Çünkü merdiven altı piyasada çok fazla. Şimdi bu dostumuza bir şey demem de mesela bunlardan ölenler oldu Bartın'da filan. Tabii bunların faturası hekimlere, hastaneye çıkıyor. Yani tekrar o satanları bulamıyorlar gittikleri yerde. Doğru, kesinlikle. Tabii. Merdiven altı ürünlerden birisi firma var. Bunu yapan da maalesef. Kesinlikle. İki tane doktor, biri doçent, biri doktor. Bitkisel diye kimyasal ilaç yapıp sattılar. Biri çok insanın ölümüne sebep oldular. Bunlardan biri Amerika'ya kaçtı. Diğeri de bulunamıyor.
Bunlar doktor olduğu için vatandaş itimat etti. Dedi ki, ha doktor tamam yanlış yapmaz ama doktor bitkisel adı altında kimyasal ilaç üretti. İnsanları zehirledi. Doğru. Yani doğru. Doktorlar içerisinde de yanlış insan yani, olabiliyor. Herbalistler içerisinde de olabilir. Tabii ki kesinlikle.